Ben Özlem Uçar, İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel konuğum var, Ethem Özen, kendisi CI Mühendislik. Ben de sizinle beraber ilk defa bu meslek dalını öğrenmiş olacağım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyi misin, nasılsınız? Çok sağ olun. CI Mühendislik ne demek? CI Mühendislik, sürekli iyileştirme, continuous improvement İngilizceden geliyor. Ama toplumumuz sürekli iyileştirme deyince tıbbi bir şey zannediyor. O yüzden ben CI Engineer'i tercih ediyorum. Aslında iyileştirmelerde biz şirketleri iyileştiriyoruz, süreçlerini. Hmm. Akışlarını, üretim süreçlerini, eğer üretim yapıyorsa üretim süreçlerini, hizmetse hizmet süreçlerini daha iyi hale getiriyoruz. Daha az kayıplar, daha az paralar. Üretimi artırıyorsunuz. Üretimde evet. Artı, izlenecek yolu çiziyorsunuz, evet, düzenliyoruz. Değil mi? Mesela bir süreç vardır, montaj hattından bahsedelim. O montaj hattını nasıl değiştirirsek biz daha iyi ve daha az uygun olmayan ürün çıkarırız. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu sadece üretimle alakalı değil. Planlamayla ilgili, doğru planlamayı nasıl yaparsak daha uyumlu, plana uyumlu üretim yaparız. Bu tarz iyileştirmeler yapıyoruz süreçlerle ilgili. Ve tabii bu süreçler lojistik olabilir, depolama olabilir, üretim olabilir, hizmet veriyorsanız hizmet sektörü olabilir. Bunlara ilgili iyileştirmeler yapıyoruz. Tabii bunun için değişik yaklaşımlarımız var. Bizim yalın üretim, 6 sigma gibi. Bu yaklaşımları benimseyerek, bu yaklaşımları oraya uygulayarak yapıyoruz. Evet. Peki mesleğe nasıl başladınız? Aslında ben gıda mühendisliği mezunuyum. Meslek hayatında başladığım zaman vadeli mühendis olarak başlamıştım. Çeşitli pozisyonlar ve şirketlerden sonra şu an bulunduğum şirkette yönetim beni sürekli iyileştirme pozisyonu doldurabilecek olarak gördü. Beni bu noktaya aldılar. Bu mesleğe başlamamın sebebi de bu kendimin bu noktada sürekli iyileştirme yaklaşımında olmam. Bu şekilde bir geçiş olmuş oldu. Gıda sektörüne başlamış oldum yani. Peki şirketinizde genellikle hangi sektörler ön planda? Şirketimiz gıda sektörü üzerine, uluslararası bir şirket. Yok, çalıştığınız firmalar olarak, üretim, iyileştirme. Üretim, evet. Gıda ürünleri üretiyoruz. Şekerleme, hamurlu ürünler, bisküviler falan. Ha, çok severim. Biz de çok seviyoruz. Bunların üzerine çalışıyoruz. Ben bu şirketin üretim süreçlerini daha iyi nasıl hale getiririz bunun üzerine çalışıyorum. Hı-hı. Kendi bulunduğum departmanda. Evet. Peki ilk yol haritanızda neler var? Yol haritamızda şirket olarak mı soruyorsunuz? Yani yoksa kendiniz şirket olarak neler yapıyorsunuz şu an? Şirket olarak şu an sektörde yeni bir alım, işe alım gerçekleştirdik. Bunun da entegrasyonunu yapmış olduk. Hı hı. Global bir şirket olduğu için global çapta, tabii bizim de lokalde benim alanımda bu yeni alınan işletmenin süreçlerini daha iyi hale getirmeyi planlıyoruz. İlk adımımız bunlar. Evet. Mesela ben bir tane çikolata ürettim. Evet. Bu çikolatayı nasıl daha iyi pazarlayabiliriz? Daha nasıl kitlelere ulaştırabiliriz mesela? Bunun tabii bu pazarlama ve satışla ilgili zaten şirketlerin mutlaka bir süreçleri vardır. Evet. Bu süreçlerde ben şurada devreye giriyorum. İşte iyileştirme nasıl, evet, biz bunu iyileştirebiliriz? Nasıl böyle herkese ulaşabiliriz? Ha, bunda şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Sürekli iyileştirme, yani CI mühendisliği şurada devreye giriyor. Bu süreç içerisinde satışta ya da pazarlamada, bu süreç içerisinde bizim süreci anlamamız gerekiyor önce. Süreç nasıl işliyor? Nerelerde, kimler bu sürece dahil oluyor? Hı hı. Hangi yaş grubuna hitap ediyoruz, evet, değil mi? Bundan sonrasında bizim yaptığımız işlem şu. Nerede kaybediyoruz? Atıyorum, lojistik olarak mı kaybediyoruz? Biz bu ürünün doğru yerlere lojistiğini yapamıyor muyuz? Ya da lojistik yaparken... Hı. Farklı yerlerde olmaması gerekenlerde fazla stok yapıp o stok maliyetini mi yüklenmiş oluyoruz? Anladım. Bunları araştırıp bunlar üzerine bir performans kriterleri belirleyip o performans kriterlerini takip ediyoruz. Peki meslektaşlarınızdan sizi ayıran en büyük özellik nelerdir desem veya rakiplerinizden? Meslek hayatıma ilk başladığımdan beri her zaman bulunduğum şartları ölçerim ve olumsuz şartları herkes gibi ben de farkına varırım. Ancak benim bence ayıran noktam her zaman ne yapabilirim diye düşünmüş olmak. Bu şu anki şartlarda benim yapabileceklerim neler ve onları nasıl yapabilirim diye düşünmek. Ama ben kanaatim ve gördüğüm kadarıyla meslekteki diğer arkadaşlarım da bu daha çok olumsuzlukların üzerine odaklanmak üzerine kalıyor. Hmm. Sadece bu kalmış oluyor. Yani böyle olumlu güzel şeylere bakıp onu daha da bir geliştirebiliriz, değil mi? Tabii ki olumsuz şartlar da olabilir ama elimizde mutlaka bir şeyler vardır. Yani şöyle düşünelim, bir okyanusa düştünüz. Yani yüzme bilmiyorum diye hiç kendinizi boğulmaya bırakacak mısınız? Bir çırpınacaksınız. Bir çabalı sarf edeceğiz, evet, çırpınacaksınız yani, evet, sonuna kadar. Evet. Bunun gibi hayatta böyle elimizde zorluklar var ve bir çırpınmamız gerekiyor, bir arayışa girmemiz gerekiyor. Evet. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzda, yol haritanızda neler var? Kendimle ilgili söyleyeyim. Ben
Geleceğe dair şöyle, kaynaklarımız dünyada her zaman sınırlıydı. Şu anda da sınırlı ve insan popülasyonu artıyor. Dolayısıyla her yeni nesil için yeni hayat mücadelesi daha zorlu ve çetrefilli geçecektir. Ve bu kaynaklara ulaşım zorlanacaktır daha gelecekte ve bu kaynaklara maliyeti de artacaktır diye düşünüyorum. Hani bu evrensel olacaktır. Hı hı. Tabii toplumlara göre, toplumun kendi dinamiklerine göre bazı avantajları olacaktır. Ancak bu yakın gelecekte ya da uzak gelecekte ben bu kaynak sınırlarını ve hayat pahalılığını öngörüyorum. Hı. Peki kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olunması gerekli? Kimler yapması gerekiyor? Aslında bulunduğu şartlarda sadece negatif şeylere odaklananlar değil, elindekileriyle neler yapabileceğini düşünen kişiler, bu düşünme yapısına sahip kişiler bu mesleği yapması gerekiyor. Çözüm üreten kişiler değil mi? Evet. Pratik zekalılar. Aynen. Bir de böyle pozitif olanlar. Pozitif olacak. Yani şey, elimde ne var ve bu elimdekilere neler yapabilirim? Bunu düşünen kişiler bu mesleği yapması lazım. Ve bunu bu düşünce yapısına sahip kişiler bu meslekte bir başarıya ulaşacaktır ve de onları tatmin edecektir. Biraz da böyle vizyonun geniş olması gerekmiyor mu? Tabii. Tabii vizyon, zaten eğer vizyon genişliği olmamış olsaydı sadece negatif, olumsuz şeylere takılıp ben ne yapabilirim ki zaten deyip öyle bir yaşam süreceklerdi. Ama zaten o vizyonu geniş olduğu için o kişilerde elimdekilerle neler yapabilirim, ben bunları nereye taşıyabilirim diye düşüneceklerdir. Yani eksileri artıya çevirecek, evet, insanlar, pratik zekalar ve biraz daha hayata böyle pembe, evet, gözlük demeyelim de daha pozitif, daha olumlu, evet, bakanlar biraz daha başarılı mı olur? Evet, biraz da hırslı olmak gerekiyor. Yani elimde bunlar var ve bunlarla ben ne yapacağım, neler yapabilirim? Bu hırsa sahip olması gerekiyor. Peki talep var mı mesleğe? Bu sürekli iyileştirme ya da continuous improvement firmalarda yakın zamanda daha çok bir departmanlaştı diyelim. Toplum tarafından çok bilinmiyor. Ancak firmalar yakın gelecekte bunu artıracaklardır, buna yöneleceklerdir. Çünkü hala hazırda bulunan yaptığınız işi daha iyi nasıl yaparımın çalışıldığı departman. Bir de rakiplerin olduğu bir piyasada değil mi yani? Evet, rakipler, evet, çok rakip, fazla. Çok fazla rakip var. Siz o süreçlerinizi, yaptığınız işi nasıl daha iyi yapabilirim diye çalışacak bir departman kuruyorsunuz. Onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Bu da süreçlerinizi, kayıplarınızı daha iyi hale getiriyor. Yani en azından her şeyden önce bir de kâra geçiyorsunuz, tabii, yani değil, tabii, mi? Tabii, elinizdekilerle kâra geçmiş oluyorsunuz. Evet. Kâra geçen insan hem mutlu olur hem de daha pozitif olur. Aynen. Evet. Peki Ethem Bey, son olarak neler söylemek istersiniz ve bu mesleğe gönül vermiş genç arkadaşlarınıza tavsiyeleriniz neler? Ekran sizin. Son olarak ben aslında seslenmek istediğim kitle pozitif bakabilen, elindekilerin farkında olan kitle. Çünkü diğerlerine ne anlatırsak bir anlamı yok, boşuna uğraşmış oluyoruz. Ne yapacağım diye düşünmeyin. İlk olarak bir mentorla başlayın. Hayatınızda doğru bir mentorla başlayın. Sizi yönlendirsin ve olduğunuz yerde durmayın. Harekete geçin. Son söyleyeceğim bunlardır. Bir de dediğim gibi böyle bir dünya vizyonuna da sahip olsaydı değil mi? Araştırsınlar. Evet, araştırmak, evet, kesinlikle. Çok önemlidir. Araştırmak, dergiler, okusunlar, kitaplar. Evet. Mesela şirket, iş dünyasının dergileri, kitapları var. Bunları mutlaka takip edip okumaları gerekir. Ben mesela şeyi çok severim. Programın sonuna gelip onu söyleyeyim. Mesela sıfırdan başlamış bu iş insanlarının hayatlarını, evet, çok merak ederim ve okurum da. Hatta varsa filmlerini bile izlerim. Tabii. Çünkü gerçekten bir şekilde size ders veriyorlar. Aslında size bir ışık tutuyorlar. Aynen. Burada, hayat yolunda. Orada insanlar elindekilerle neler yapabildiğini gösteriyor. Siz de kendinize dönüp bunu yapabilirsiniz. Yani negatif, hep kötü, evet, şartlar kötü, tamam. Ama ne yapacağız? Şartlar kötü, mevcut, bırakalım mı? Mevcut durumda mutlu olmaya çalışacağız. Evet, ve daha iyi hale getirebilirsin. Belki yapabileceğin bir şey var. Onu araştırıp, onu bulup, onu daha iyi hale getirebilirsin. Kendi hayatınla ilgili bunu yapabilirsin yani. Hı-hı. Çok negatif olmamak gerekiyor. Ona odaklanmamak gerekiyor. Değil mi? Birazcık böyle hani o pozitif enerjinin iyileştirici yönü çok fazladır. Doğru, evet. Yani vallahi pozitif bakınca paranız oluyor, işiniz oluyor, her şeyiniz oluyor yani. Doğru. Çok daha hayata karamsar bakmamak gerekiyor. Hayat, doğru, kısa ayrıca. Evet, bir de aynen, iş hayatı da böyle çok şeydir, kaygan zemindir. Tabii. Bir de işimize gerçekten böyle dört elle sarılmamız gerekiyor. Biz sarılmasak başka biri gelir, o işimizi elimizden alır. Severek yapmak, evet, gerekiyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, biz Ayrılan Süren'in sonuna geldik. Sevgiyle kalın.